Merhaba arkadaşlar. KYK burs ve kredi sonuçlarımız açıklandı. Sonuçlarından memnun olan arkadaşlarımız var. Kredi çıktığı için memnun olmayan arkadaşlarımız var. Çıkan sonuca itiraz etmek istiyorum. Bu itiraz sürecinde neler yapmam gerekiyor? Hangi işlemleri yerine getirmem gerekiyor? Bu konuyu ele alacağız arkadaşlar. Öncesinde bu tür içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Çünkü kanalımız bir eğitim platformu. Eğitim alanında ihtiyaç duyabileceğiniz her türlü bilgiyi sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Şöyle bir örnek verecek olursak, daha önceki videolarımızda öncelikli öğrenciler kimdir? KYK kredisi bursa dönüşür mü? Bu konuyu ele almıştık. Ve orada öncelikli öğrenciler kimlerdir? Bu konu üzerinde durmuştuk. Sizler öncelikli öğrenci kategorisinde olabilirsiniz. Fakat size burs çıkması gerekirken kredi çıktı. Ne yapacağız? Hemen durumumuzu belirtir bir dilekçe yazmamız gerekiyor. Dilekçemizi hazırlayacağız. Neden itiraz ettiğimizi açık, net ve anlaşılır bir şekilde ifade edeceğiz. Durumumuzu ifade edecek olan belgeler varsa bu belgeleri dilekçeyle birlikte postalayacağız. Daha sonra en yakın postaneye giderek taahhütlü ve iadeli olarak dilekçemizi göndermemiz gerekiyor. Sizler isterseniz taahhütlü ya da iadeli olarak göndermeyebilirsiniz. Normal bir şekilde kargo gönderiyormuş gibi dilekçenizi gönderebilirsiniz. Ayrıca sizler dilekçeyi doldururken telefon numaranızı ve mail adresinizi yazacaksınız arkadaşlar. Telefon numaralarınızın ve maillerinizin güncel olmasına dikkat edin. Kullanmadığınız bir numarayı ya da mail adresini kesinlikle yazmayın. Hangi adresi yollayacağız diye soran arkadaşlarımız olursa genel müdürlüğe yollayacaksınız arkadaşlar. Bu noktaya dikkat edin. Gerekirse açıklamalar kısmında ben adresi bırakırım. Doğruluğunu teyit ederiz. Daha sonra sizler dilekçelerinizi belirtilen adrese gönderebilirsiniz. Bizler dilekçemizi gönderdik. Gerekli belgeleri ekledik ve kargomuz iletildi. Bu süreçten sonra ne olacak? Başvurumuz tekrardan incelenecek. Eğer itiraz ettiğimiz durumun geçerliliği varsa bursumuz aktif hale getirilecek. Ve şu durumla karşılaşan kişiler oldu. Okula giriş yılınız ve bulunduğunuz sınıf itibariyle yıl kaybınızın olduğu tespit edildiğinden burs kredi yönetmeliği hükümleri gereğince müracaatınız işleme alınamamıştır. Ya da başvuru yaptığınız halde başvurunuz bulunamadı gibi sebeplerden dolayı hiçbir şekilde bursa'da kredi hizmeti alamayan arkadaşlarımız olabiliyor. Sizler de bu duruma sahipseniz mutlaka dilekçeyle itiraz etmeniz gerekiyor. İtirazınız sonucunda incelemeler gerçekleştirilecek. Eğer haklıysanız zaten krediniz bursa dönüşmüş olacak. Ya da ne kredi ne de burs almadıysanız durum incelemesi yapıldıktan sonra burs ya da kredi almanız uygun görülecektir. Çünkü yüz binlerce kişi başvuruyor. Bazı arkadaşlarımızda yanlışlıklar meydana gelebiliyor. Ne yapacağız? İtiraz edeceğiz arkadaşlar. İtirazımızı da bu şekilde gerçekleştireceğiz. Sesimize kulak vererek sonucuna itiraz edecek olan arkadaşlarımız varsa dilekçeleri sonuçlandıktan sonra lütfen bu videonun altına yorum yapsınlar. Çünkü gelecekte de böyle problem yaşayacak olan arkadaşlarımız olabilir. Onlara önce olmak adına sizlerden de gerekli bilgileri almak istiyorum. Lütfen sonucunuz olumlu olumsuz hangi yönde sonuçlanırsa mutlaka yorumlar kısmından bizlere ulaşın. Etrafınızda bu duruma sahip kişiler varsa mutlaka bu videoyu onlarla paylaşın ve bilgi sahibi olmalarını sağlayın. Haricinde aklınıza takılan sorular varsa, yapamadığınız durumlar varsa yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Eğitim alanındaki güncel duyurular, başvurular, tercihler ve sonuçlardan anında sizleri haberdar etmeye devam edeceğiz. Bu nedenle kanalımıza abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlarım.